Ukrayna Festivali'ne gittim. Bu Washington'dan birkaç kilometre uzaklıkta. Açık alanda yapılıyor tabii. Binlerce insan geliyor. Kapalı alanı. Yani o kadar insanı ağırlanamaz. Ukrayna'nın yemekleri diyeceğim ama yemekleri değildi. Daha çok pastane türü şeyler vardı. İşte poğaça, börek, kimisi şeyler. Yani kendi usullerine göre yaptıkları. Tadı güzeldi diyemeyeceğim. Çünkü önceden yaptıkları için bayattı yani. Bir gün önceden, en az bir gün önceden yapılmış. Tabii pastanede satıldığı gibi olmuyor. İşte sadece tadına bakmış olduk. Gün boyu dans etti. İşte bizim nasıl folklor grupları var. Onların da bunun benzerinde genelde kızlar dans ediyordu. Çeşitli gruplar vardı. Genelde dans edenleri seyrettik. Geniş bir alana yayılmıştı. Bir bölüm vardı. Orada savaşla ilgili. Böyle bir çadır yapmışlar. Onun içerisinde savaşla ilgili kılıç vardı. İşte böyle sanki ne diyeyim bir şapka vardı. İlginç. Ondan sonra onlarla resim çekildik. Top atışı oldu. Küçük bir tane top. Gürültü yaptı sadece. Nasıl Ramazan'da top atışı yapılıyor. Onun gibi. Orada işte savaşçıların giydiği elbiseler vardı. Ondan sonra onlar ilginç yani. Biraz böyle yüzyıllar gerisine götürüyor onların kıyafetleri, insanı, şeyleri, başındaki başlıklar, işte elbiseler falan. İnsanı ta götü alıyor, tarihin derinliklerine gidiyor. Gün boyu zaman geçirdik. Sıkıcı değildi. İnsanın canını sıkacak şey yoktu yani. Çünkü ben daha farklı festivallere de gittim. Bazısında sıkılıyor insan. Ondan sonra ilk akapunktürle orada tanıştım. Baktım bir çadır kurmuşlar. Tabii çevresi açık. İnsanların ellerine işte iğne batırmışlar. Ben de oturdum. Sandalyeye geldiler. İşte bir form doldurduk. Form tabii bizde iletişim kurmaları için form. Yani boşuna yapmıyorlar. Orada ücret almıyorlar da. Sonra ben iyi ki katılmışım. Daha sonra akupunktur tedavisi aldım. Bayağı da faydalısı oldu. Bu Covid başlayınca temas yoluyla geçtiği için o işte 2 sene falan gittim geldim ben şeye. Fakat faydasını gördüm yani. Şeyin akupunkturun faydasını gördüm. Çünkü tamamen bilimsel olarak yapılan bir tedavi yöntemi. Bu orada 2 tane kız vardı. Bunlar üniversite öğrencisiymiş. Ben üniversiteye gittim. Orada üniversite hocalarının yani o kızlar gerçi bir tanesi benim muhatabımdı. Diğeri hiç muhatap olmadım. Hangisine denk gelirsek o çadırda o temas kuruyor. Artık onun müşteri yani gidersek onun müşterisi oluyoruz. Onunla doktor gibiler. Neyse yani üniversiteden mezun olduğu kız yer açtı. Sonra ben onu tabii temasımız kopmadı. Ben ona ya onun
ofis demeyeyim de işte spa gibi yer. Yani iletişimimiz kopmadı, faydasını gördüm. Yani özel doktor gibiydi. Bu Ukrayna Festivali'nde karşılaştığımız için bu Ukrayna Festivali'ni unutmam ben. İyi ki gitmişim diyorum. O danslar ilginçti. Sonra tabii şeyde kıyafet de satıyorlar. Fakat gömlekler, onların gömlekleri biraz ilginç. Erkeklerin giydiği şeyler. Genellikle beyaz, dar oluyor. Zayıf oranın insanı. Ondan sonra erkeklere dar yapmışlar. İşte şuralarda el işlemesi var. Ha, benim tipim değil yani öyle şey. Mavi işlemişler bilmem ne falan filan. Yani benim o tür kıyafet benim şeyim değil. İlgi alanım değil. Bir de 45 lira diyorlar galiba. Hadi bir tane hatır için alınır da 45 dolar da verilmez bir tane gömleğe. Almamıştım şeyden. Onların gömleğinden öyle bir cazip tarafı yoktu yani. Alınacak bir cazip tarafı yoktu. Burada işte havuzun orada fotoğraflar çekildi. Şey havuz diyorum, göl gibi. Herhalde burada evlenenler falan gelip de bir değişik bir görüntü diye herhalde şey yapıyorlar. Özel yapmıştır orayı yani. O köprü gibi yeri suyun içinde falan filan. Başka ne vardı? Bu işte daha çok şeydi. Savaşla ilgili ilginç. Nasıl kalelerde kıyafetler bilmem neler falan. Ama gerilerde o fotoğraflar daha çok konuşmam lazım ama yalan da söylemek yani lafı uzatmak için yalan bir şeyler uydurmak istemiyorum. O zaman kendime güvenim olmaz. Kendime saygım olmaz. Güvenim değil. Kendime yalan söylersem kendime saygım olmaz. Onun için burada keseyim. Dedim Ukrayna Festivali'nde gördüklerimi not edeyim dedim. Güzeldi. Eğlenceliydi. Güzel değişik bir gün geçirdim. Bu kadar.